Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'yla Dosta Doğru'da bu hafta. Hazreti İsa'nın hayatından çok özel kesitler. Hazreti İsa ve ölüleri diriltmesi. Hazreti İsa'nın dirilişi. Hazreti İsa dünyaya tekrar ne zaman ve nasıl gelecek? Hazreti İsa'nın geldiğini belirten ve ayırt eden özelliği. Kabristanı dirilten peygamber Hazreti Hızkil ve doğumundaki mucizeler. 13 ve 7 sayısının sırrı nedir? 13 sayısı neden uğursuz, 7 sayısı neden uğurlu? Peygamber Efendimizin dilinden çok özel dualar. Astral seyahat ve ruh çağırma nasıl yapılıyor? Ruh çağrıldığında gelen ruh mudur? Armagedon, kıyamet savaşı mı? Tüm bunlara İslam'ın bakışı ve yorumu nasıl? Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'yla Dosta Doğru'da. Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bu gece göğün en büyük peygamberlerinden birinin arda kalan hayatından derin iz bırakmış, tevhid tarihimize damga vurmuş bir büyük Allah dostundan, sadık bir peygamberden. Dünyaya veda ederken veda cümleleri bizi derinden sarsmış, Ruhullah diye adlandırılmış olan Hazreti İsa'nın hayatından belki ilk kez duyacaklarımızı konuşacağız. Öyle diyordu mustarip peygamber, ıstırap peygamberi. Her peygamber kendi yurdunda, kendi kavminde itibarsızdır. Öyle diyordu. İsa Aleyhisselam kendi yurdunda itibarsızdı. Musa kendi yurdunda itibarsızdı. Yunus Aleyhisselam kendi yurdunda itibarsızdı. Hazreti Muhammed Mustafa kendi yurdunda garipti. Çile bu. Allah peygamberleri böyle bir çileyle imtihan etmiş. Her peygamber kendi yurdunda itibarsızdır. Hazreti İsa Kudüs'ü baştan sona, Hazreti İsa Mısır'ı ve Şam'ı halaç pamuğu gibi savuruyordu. Allah'ın kendisine vermiş olduğu bütün gücünü, bütün kudretini, Tevrat'ın bozulmuş olan akidesini düzeltmeye, paganist olan, putlara tapan bir toplumu yeniden hizaya getirmeye uğraşıyordu. İsa ne büyük çile çekti. Denir ki Hazreti İsa hayatı boyunca 4 insanı diriltmiştir. Ölmüşleri diriltmiş. Mezardakilerini, çürümüş olanlarını ayağa kaldırmıştır. Allah'ın izniyle. 4 insan. Peki yaşadı mı bu 4 kişi? Hazreti İsa'nın mezardan çıkardı bu insanlar yaşadılar mı? Bunlardan birisi Hazreti İsa'ya yakın olan,
hatta onun havarilerinden birisi olan bir ferde yakın olan bir kadının oğluydu. Kadın yaşlıydı, oğlunu kaybetmişti. Bütün hayatında tek sermayesi olan evladı bir gün öldü. Cenaze gidiyordu, kabristana doğru, mezarlığa doğru. Kadın yırtınıyordu, üstünü başını parçalıyordu, ağlıyordu. Kaybetti çocuğu için, hayattaki tek sermayesi için. Hazreti İsa oradan geçiyordu, cenazeyi gördü, kafileyi gördü. Niye ağlıyor bu kadın? Niye feveran ediyor? Neden kainatı böyle sarsıyor bu kadın? Dediler ki biricik sermayesi olan çocuğu öldü. Bu kadın bizim falancanın akrabası olan kadın değil mi dedi. İsa ruhullah, evet odur dediler. Cenaze yere indirin dedi, tabutu yere indirdiler. Hazreti İsa ne yapacağını bilmiyorlardı. Hazreti İsa tabuta doğru gitti, tabutun ağzını açtı. Sonra dedi ki Allah'ın büyük ismi, ismi azam hürmetine kalk dedi, kum biiznillah dedi. Çocuk kefenden sıyrıldı, ayağa kalktı, tabutun üzerine oturdu. Orada olanların hepsi kaçtılar sağa sola. Bir anne kaçmadı evladıyla kucaklaşan. Ölüleri diriltiyordu İsa. Ve bu delikanlı yaşamış, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuştu. Allah yeniden ona hayat vermiştir. Hazreti İsa'nın duası hürmetine, ismi azamın bereketi hürmetine. Onun dışında Hazreti İsa'nın dirilti ölülerden birisi de onun çok yakın dostu olan Azer. İsa'nın dostu ve arkadaşı. Bir gün Azer'den haber geldi. Azer'in bacısı Hazreti İsa'ya haber gönderiyordu. Hazreti İsa'ya diyordu ki senin çok sevdiğin kardeşin öldü. Hatta bu nedenle Hazreti İsa'nın kardeşi diye nitelendireceklerdir. O kadar yakın olduğu için Azer'e gelecek. Hazreti İsa ayağa kalkacak. Azer'e gidelim diyecek. Kardeşim kadar sevdiğim Azer'e gidelim. Öleli 4 gün olmuştur. Hazreti İsa yanındaki büyük cemaatiyle havarilerini 12 dostunu yanına alarak Azer'in yanına gitti. Gömülmüştü ve herkes ağlıyordu. Dedi ki Azer'in mezarı nerede dedi Hazreti İsa. Dediler ki Hazreti İsa'ya Azer'in mezarı şurada, onu buraya gömdük. Hazreti İsa Azer'in yanına geldi. Doğrusu bütün gözler İsa üzerindeydi. Bu Allah'ın peygamberi bu mezardakini diriltebilecek mi? Ne yapacak Hazreti İsa? Hazreti İsa eğildi şöyle, elini mezarın üzerine koydu. Bir parça toprak aldı. Sonra toprağı yeniden mezara doğru silkeledi. Hazreti İsa aleyhisselam ve sonra döndü ve dedi ki Allah'ın yüce ismiyle, yüce Allah'ın en mukaddes ismiyle ya Rabbi bu ölüyü diril dedi ismi azamının hürmetine. Derler ki Allah ismiyle yalvarmıştır. İsmi azamdaki Allah ismiyle. Sonra döndü ve dedi ki ya Azer kum biiznillah. Ey Azer Allah'ın ismiyle ve ismi azam hürmetine kalk mezarından. Topraklar silkelendi. Herkesin şaşkın bakışları arasında Hazreti İsa'nın 4 gün önce ölmüş olan arkadaşı Azer mezardan kalktı. Üzerinde kefen vardı, ayakları bağlıydı, başını elleriyle açtı Azer. Herkes dehşet içinde bakıyordu. İman edenlerin imanı artıyordu, münafıkların hıncı artıyordu. Diyorlardı ki Hazreti İsa'ya bu adam dengeleri alt üst etti diyorlardı. Gelen her peygamber dengeleri alt üst etmişti. Hazreti İsa ölüleri mezardan çıkarıyordu. Azer Hazreti İsa ile kucaklaştı. Allah Azer'e yeniden ömür nasip etti ve Azer evlendi ve çoluk çocuk sahibi oldu diyorlar. Bazı rivayetlere göre Hazreti İsa Azer'i dirilttikten sonra Azer yeniden mezara koydu ve yeniden öl dedi. Azer öldü. Şimdi diyorlardı ki Hazreti İsa'ya o günkü Yahudiler sen sahtekarlık yapıyorsun diyorlardı. Sen taze ölüleri diriltiyorsun.
3 günlük ölüleri, 4 günlük ölüleri diriltiyorsun. Onlar tam ölmemişlerdi zaten. Onlar baygınlardı, ölmüş diye mezara koymuşlardı. Aslında sen ölüleri diriltmiyorsun. Sen yalan söylüyorsun diyorlardı Hazreti İsa aleyhisselama. Senin gücün yetiyorsa çok daha erken tarihlerde ölmüş olan ölüleri dirilte, çürümüş ölüleri dirilte. Bakalım gerçekten sen ölüleri diriltebiliyor musun? Kemikleri bir araya getir, etleri bir araya getir, çürümüş olan bedenleri kaldır diyorlardı Hazreti İsa ruhullah'a. Hazreti İsa diyordu ki kimi dirilteyim? Diyorlardı ki Nuh'un oğlu Sam'ı dirilt. Gücün yetiyorsa onu diril diyorlardı. O şu kadar yıl önce ölmüştür. 500 belki daha fazla yıl önce ölmüştür. Binlerce sene önce ölmüş olan şu Sam'ı dirilt mezarından. Bakalım o zaman biz anlayalım ki sen hakikaten Allah'ın peygamberisin. Hazreti İsa, yanında havariler Sam'ın mezarına doğru yürüdüler. Bütün oradakiler Hazreti İsa ile beraber yürüyorlardı. Hazreti İsa aleyhisselam Sam'ın mezarı başına geldi ve sonra dedi ki, bu mezarı biliyor musunuz, kimin mezarıdır? Dediler ki hayır bilmiyoruz. Dedi ki Hazreti İsa, bu Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ın mezarıdır. Dediler ki sen diriltebilir misin? Hazreti İsa döndü, iman edecek misiniz dedi. Allah'ın bir olduğuna iman edecek misiniz? Benim Allah'ın peygamberi ve kulu olduğuma iman ederiz dediler. Hele sen şu ölüyü mezardan bir dirilt bakalım. Eğer kemikleri bir araya getirebilsen senin peygamberliğine iman ederiz dediler. Hazreti İsa aleyhisselam şöyle yanaştı. Sam'ın mezarı başına elinde asası vardı. Bastonu vardı Hazreti İsa'nın. Bastonla beraber geldi ve sonra bastonu Hazreti İsa sert bir şekilde toprağa vurdu. Ve sonra dedi ki diril dedi. Allah'ın ismi azamı hürmetine. Allah'ın bir ismi vardır. Çok bilmiyoruz hangi isimdir o. Onu konuşacağız biraz sonra. Ama o isim de hangi dua edilirse Allah o duayı kabul eder. İsmi azam. Allah'ın 99 isminin en büyük ismi ki Allah'ın her ismi büyüktür. Ama o sanki bütün isimlerin içinde bütün hepsinin manevi derecesini taşıyan bir isimdir. Hazreti İsa elimdeki bastonu toprağa vurdu ve sonra dedi ki kalk dedi Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle kalk kum bi iznillah. Allah'ın izniyle diril dedi. Toprak savruldu. Bir delikanlı kalktı mezardan. Başının üzerindeki toprakları silkeliyordu. Saçının yarısı beyazdı, yarısı siyahtı. Sonra birden bağırdı mezardan kalkan delikanlı. Kıyamet mi koptu, kıyamet mi dedi. Kopan kıyamet midir? Dediler ki hayır kıyamet kopmadı. Sen kimsin dediler. Ben Nuh aleyhisselamın, Nuh peygamberin oğlu Sam'ım dedi. Hazreti İsa eliyle işaret etti delikanlının saçlarına. Sen dedi ki 500 sene yaşadığı söylenir Sam'ın. 500 yaşında olduğu söylenir. Hazreti İsa dedi ki senin saçların beyaz mıydı? Hayır dedi. Bizim zamanımızda saçlar beyazlamazdı dedi. Saçlar beyazlamazmış Hazreti Nuh zamanında o döneme kadar. Ama sen Allah'ın izniyle kalk dediğin zaman ben mezardan kalkıp doğruluncaya kadarki süre içinde kıyamet mi koptu korkusuyla saçlarım beyazladı dedi. Birkaç saniye içerisinde kıyametin ne olduğunun farkında, mezarın ne olduğunun farkında, dirilmenin, mahşere gitmenin, hesap vermenin, Allah'ın katında hesaba çekilmenin ne olduğunun farkında Hazreti Sam onun için kalktığında o birkaç saniyelik dehşet ve korku anında Hazreti Sam'ın bütün saçlarının yarısı anında bembeyaz hale geliyor. Kur'an-ı Kerim'in anlattığıyla nasıl örtüşüyor? O dehşet gününde, kıyametin dehşetinde kadınlar çocuklarını doğuracaklar korkudan. Terk edip atacaklar.
Çocukların saçları bembeyaz olacak. Kıyametin dehşetinden Hazreti İsa aleyhisselam sorun dedi, ne soruyorsanız ona. Soruyorlardı, mahşeri soruyorlardı, kıyameti, kabri soruyorlardı. Sam'a, Sam her şeyin cevabını veriyordu. Sonra dedi ki, ben ölmek istiyorum dedi. Ama senden bir isteğim var dedi Hazreti İsa'ya. Allah'a yalvar, yeniden ölüm acısı duymayayım. Ölüm acısı çok ağırdır dedi. Ölürken ben bunu hissettim. Allah beni öldürecekse yeniden bu acıyı duymadan öldürsün. Ellerini kaldırdı İsa aleyhisselam. Ya Rabbi ona ölüm ver ama acısız bir ölüm ver. Yeniden ölüm duymasın dedi. Geldi ve uzandı mezara. Allah ruhunu kabzetti. Görüyorlardı, hala iman etmiyorlardı. Ölülerin nasıl dirildiğini, kemiklerin nasıl bir araya geldiğini görüyorlardı. Buna rağmen hala iman etmiyorlardı. Kalktılar ve İsrailoğulları dediler ki, madem öyleyse ey İsa, bize Hazreti Üzeyr'i diril dediler. O zaman sana iman edeceğiz. Üzeyr peygamberi diril dediler. Hazreti İsa döndü ve dedi ki, siz dedi, ne kadar inatçı bir milletsiniz dedi. Ölüleri diriltiyorum, görüyorsunuz. Ölüler konuşuyor. Binlerce yıl mezarda kalan ölüler diriliyor, konuşuyor. Hala yürekleriniz Allah'a inanmıyor. Dediler ki ya Üzeyr'i dirilt veya seni yakarız dediler. Odun topluyorlardı. Koca koca kütükler getiriyorlardı. Hazreti İsa yakabilmek için odun topluyorlardı. Hazreti İsa aleyhisselam geliyordu Üzeyr'in mezarı üzerine. Bakıyordu, işte Üzeyr'in mezarı bu diyordu, çıkar onu dirilteyim diyordu. Üzeyr'in mezarına geliyorlardı ama üzerinde büyük bir taş vardı, kımıldatamıyorlardı. Üzeyr aleyhisselamı mezarından çıkartamıyorlardı. Hazreti İsa'ya diyorlardı ki, eğer Üzeyr'i diriltebilirsen hakikaten sonsuz bir imanla sana iman edeceğiz diyordu. Hazreti İsa eline birkaç damla su aldı. Sonra o su damlalarını Hazreti Üzeyr'in mezarının üzerine serpti böyle. Sonra Hazreti Üzeyr'in yanına gitti ve tıpkı Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlunda dediği gibi, Üzeyr dedi, Allah'ın ismi azamı hürmetine mezarından diril ve kalk dedi. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam taşı kaldırdı ve mezarından dirildi Hazreti Üzeyr Aleyhisselam. Hazreti Üzeyr kalktı ve Hazreti İsa'nın doğru olduğunu söyledi. Şehadet edelim ki İsa Allah'ın peygamberidir dedi Hazreti Üzeyr aleyhisselam. Sonra dediler ki Üzeyr aramıza yaşasın, mezara iade etme. Hazreti İsa hayır dedi, benim buna gücüm yetmez. O bir peygamberdir, gitmesi lazım. Üzeyr yeniden mezara döndü. Hazreti İsa dedi ki ya Rabbi ismi azamınla Üzeyr'i öldür. Üzeyr aleyhisselam hareketsiz kaldı. Etkileniyorlardı. Tıpkı Ebu Cehil'in etkilendiği gibi, tıpkı Ebu Leheb'in etkilendiği gibi etkileniyorlardı ama inat ruhlarına kadar işlemişti. Ebu Cehil bir gün elinde taşlarla Resulullah'a geliyordu Mekke-i Mükerreme'de. Diyordu ki Ebu Cehil Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama dönerek diyordu ki Muhammed, eğer şu taşlar dile gelse bu taşlar da senin peygamber olmadığını söyler. Hazreti Peygamber diyordu ki eğer o taşlar benim peygamber olduğumu söylerse iman edecek misin? Elbette iman ederim. Ben deli miyim? Taş konuşur mu Muhammed? Hazreti Peygamber diyordu ki aç elini o zaman ey Ebu Cehil. Ebu Cehil elini açıyordu. Taşlar oynamaya başlıyordu. Ses çıkıyordu taşlardan. Muhammed Resulullah, Muhammed Resulullah, Muhammed Allah'ın peygamberi, Muhammed Allah'ın peygamberi. Ebu Cehil korkuyla taşları fırlatıyordu. Sen nasıl bir adamsın diyordu. Taşları bile konuşturuyorsun. Senin sihrinle baş edilmez diyordu. Sihir diyorlardı. Yürekleri kapkaraydı. Ruhları kararmıştı. Gözleriyle görseler dahi iman etmiyorlardı.
Vaesefa yazıklar olsun, binlerce kez yazıklar olsun Allah'tan, kitabından ve peygamberlerinden uzak olanlara binlerce kez yazıklar olsun. Havariler, kim bu havariler? Hazreti İsa'ya iman eden 12 sağlam adam. Bunlar aslında balıkçıydılar. Hazreti İsa bir gün deniz kenarında bunları gördü. Atıyorlar torlarını, boş geliyor. Atıyorlar, boş geliyor. Balık avlayamıyorlar. Hazreti İsa baktı onlara. Ben size balık avlayayım mı dedi. Balık yok ki dediler. Hazreti İsa verin bana dedi ağlarınızı. Ağları aldı, Bismillah diye attı. Ve sonra toplayın dedi. Onlar bir baktılar ki iki gemi dolusu balık geldi. Dediler ki sen kimsin? Ben Allah'ın peygamberiyim. Ben Meryem'in oğluyum, Allah'ın kuluyum, ben İsa'yım. Putlardan medet beklemeyin, bir Allah'a dönünüz, namaz kılınız demi. Hazreti İsa anlatmaya başladılar. Ellerindeki torları attılar. Dediler ki sana iman etsek olur mu? Kabul eder misin bizi? Dedi ki İsa evet kabul ederim sizi. Biz senin yanında dostlarınız, havarin olacağız. İşte havarilik kelimesi İsa'nın dostları. Hazreti İsa'ya iman ettiler. Hayatlarının sonuna kadar İsa'ya bağlı kaldılar. İçerinde İncil yazarları olan Matta da var. Ama ne yazık ki sonra Hazreti İsa'nın göğe çekilmesiyle sonuçlanacak olan ihanetin içinde de yine o havarilerden birkaçı olacaktır. Hazreti İsa aleyhisselam havarileri bir gün dediler ki bize emret. İsa dedi ki oruç tutun Allah için. Tam 30 gün oruç tuttular. Sonra Hazreti İsa'ya dediler ki Allah'a işçilik yaptık. İşçilik. Allah için oruç tuttuk. Allah karşılığını versin. Hazreti İsa'nın yüzü kıpkırmızı oldu. Bu ne biçim söz? Siz ibadet yaptınız. Siz işçi misiniz? Dediler ki evet Allah efendi, biz işçiyiz. Onun için oruç tuttuk. Hani orucun karşılığı dediler. İsa dedi ne istiyorsunuz? Gökten sofra insin dediler. İsa ne kadar üzgündü. İnsanların nadanlığından o kadar rahatsızdı ki vefasızlığı İsa'yı üzüyordu. Ellerini kaldırdı. Ya Rab gökten bir sofra indir bunlara. Gökten sofra inmeye başladı. Kıpkırmızı bir sofra bulutlar arasında meleklerin elleriyle inmeye, en büyük mucizelerinden biridir Hazreti İsa'nın. Yine inmeye başladı binlerce çeşit balık ve yemek. Üstündeki örtüyü sen kaldır dediler. Hazreti İsa örtüyü kaldırdı. Dediler ki İsa'yı Allah'a sığınırım yemekten bunu dedi. Hazreti İsa ben yemem bunu dedi. Bu sefer havariler de korktular yemekten. Hazreti İsa zenginler yemeğin başına üşüşünce hayır dedi size yemek yok. Fakirlerin, kötürümlerin, dulların, düşmüşlerin hakkı. Kim o yemekten yiyorsa sıhhat buluyordu. Sakat olanlar düzeliyordu. Gözü görmeyenlerin gözü görüyordu. Hastalığı olanlar düzeliyorlardı. Hiçbir şeyleri kalmıyordu. O sofra sadece yemek değildi. Bir şifaya dönüşüyordu. Ne dünya yemeğine benziyordu ne de cennet yemeğine. Arada bir şey, mucizevi bir yemek. Ama 333 kişi, İsrailoğullarından 333 kişi Hazreti İsa'ya inen bu sofrayı inkar ettiler. Dediler ki İsa yalan söylüyor. İsa doğru söylemiyor dediler. O bir sahtekardır dediler. Haşa, Hazreti İsa hakkında böyle şey söylenir mi? Hazreti İsa ne kadar daraldı. Ya Rabbi dedi, benim aleyhimde konuşanları sana havale ediyorum. Onları cezanı ver ya Rabbi. Onlara Allah'ın laneti insin dedi. 333 kişi geceleyin hanımlarının yatağındayken hepsi domuzlara döndüler. Şekilleri değişti. Domuz oldular, domuz. Bildiğimiz domuz. Sabahleyin bütün İsrailoğulları onları görüyordu. Bütün Yahudiler ve havariler görüyorlardı. İsa'yı inkar eden bütün zenginler domuza dönmüşlerdi.
İnsanlar arasında dolaşıyorlardı domuz gibi. Tanınıyordu. İsa diyordu ki sen falanca mısın? Başını sallıyordu domuz, ben oyum diye. Kuyruğunu sallıyordu. Ağlıyorlardı domuzlar. Herkes onları tanıyordu. 3 gün yaşadılar. Sonra hepsi öldüler. Hazreti İsa döneminde domuza dönüşme olayı 2 defa olmuştur. Bir, bu Hazreti İsa'ya inen sofrayı inkar ettikleri için. İkincisi ise Hazreti İsa'nın annesine haşa zinakar dedikleri için. Dediler ki İsa falancanın oğludur, anası kötü kadındır. Haşa, dil onu ifade etmekten imtina eder, utanır dil onu söylemekten. Haşa. Hazreti İsa, ya Rabbi dedi, şerefli annem hakkında zina iddia edenleri domuza çevir dedi. Beddua etti İsa, hepsi domuza döndüler. Ve sonra hepsi öldüler. İsa dengeleri sarsıyor. Ama bir derdi vardı. İnsanları yok etmek için değil, derdi Allah'a çağırmak, zalimleri hesaba çekmekti. Bütün bunlara rağmen iman etmiyorlardı. Bir gün Hazreti İsa bir kafatası gördü. Kafatası. Kafatasını eline aldı. Havarileri yanında Hazreti İsa'nın. Hazreti İsa baktı ve dedi ki bu kafatasını konuşturayım mı dedi. Konuşur mu kafatası? Kafatası. Çürümüş. İsa konuşur dedi. Sonra baktı ona ve dedi ki Allah'ın izniyle konuş, ismi azam hürmetine kafatası oynamaya başladı. Dilsiz ve dudaksız ses gelmeye başladı. Ben bir zamanlar bir kraldım, bir imparatordum. Askerlerim vardı, gücüm vardı, kudretim vardı, saltanatım vardı. Dünyanın bütün meyveleri benimdi, bahçeler benimdi, muktedirdim. İnsanlar kudretim önünde eğiliyorlardı. Kimsenin bana gücü yetmiyordu. Bir gün tahtımda otururken ölüm meleği geldi ve bana dedi ki gitme zamanın var, gideceksin. Sağıma baktım, soluma baktım, askerlerime baktım, evlatlarıma baktım. Kimsenin bana yardım edecek hali yoktu. Dedi ki ölüm... Döndüm, şey yapamadım. Keşke hiç olmasaydım. Ey İsa, keşke hiç yaşamasaydım. Kemikleri konuşuluyordu İsa Kerimullah. Kemikler can alıyordu, can. Ölenler diriliyor ve konuşuyorlardı. Kainata söyleyecek sözleri vardı, söylüyorlardı. Ama kalbi ölenler dirilemiyordu. Kemikler toplanıyordu, deriler toplanıyordu. Ama ne yazık ki kalbi ölenler akıllanmıyorlardı. İnsanoğlu ne kadar aciz. İnnel insane li rabbihi lekenud. İnsan Rabbine karşı ne kadar nankör değil mi? Vel asri innel insane lefî husur. Asra yemin olsun ki insanoğlu hüsranda, yalan ve yanlış içerisinde. Ne kadar aldanıyor, ne kadar yazık. İsa bir gün havarileri Allah'a havale etti. Beni üzüyorsunuz dedi. Siz hak etmiyorsunuz dedi bütün bunları. Böyle olmamanız gerekirdi diyordu Hazreti İsa. Üzülüyordu. İsa uyurken bile konuşulanları duyuyordu. Uyurken bile sesleri duyuyordu Hazreti İsa. Allah öyle bir güç, öyle bir kudret, öyle bir kabiliyet vermişti Hazreti İsa aleyhisselama. Bir gün Hazreti İsa bir koyunun kulağına eğildi. Koyun, bildiğimiz koyun. Koyunun kulağına eğildi ve bir şey söyledi koyun. Koyun o günden sonra yemeği bıraktı, suyu içmedi. Telef oluncaya kadar ne yemek yedi ne su içti koyun. Soruyorlardı koyuna, Hazreti İsa'ya soruyorlardı. Sen bu koyuna ne söyledin ki koyun yemeği bıraktı, suyu bıraktı, hiçbirini içmedi, yemedi. Hazreti İsa diyor ki ben ona dedim ki ölüm var, ölüm. Koyun anlıyordu sözümü. Ölüm var.
bu kelime koyunu yemek yemez hale getiriyordu. Ne yazık ki biz ölüleri gömüyoruz, dönüyoruz. Aklımız orada kalmıyor. Hiçbir şey aklımıza gelmiyor. İbret almıyoruz. Onun için Hazreti Ezrail mezara kapıya geldiğinde insanlar haleti ruhiye içinde derlermiş ki mana aleminde Hazreti Ezrail'e sen bana söylemedin ki öleceğimi. Hazreti Ezrail diyormuş ki bilmiyor musun öleceğini? Bir mezarlığa gitsene, baksana anan orada, deden orada, üçüncü dördüncü deden orada. Sen bilmiyor musun? Ben her gün sana uğruyorum. Her gün şu şehirde kaç cenaze çıkıyor? İstanbul'da kaç cenaze? Sormak lazım mezarlıklar müdürlüğüne. 100 cenaze mi, 200 cenaze mi her gün? Kaç kişi doğuyor, kaç kişi ölüyor her gün? Ölüm kadar hakikat, dirilme kadar hakikat, doğum kadar hakikat. Ölümden daha keskin bir gerçek var mı? Gelenler ölecek, ölenler hesaba çekilecek. Bundan daha büyük bir hakikat var mı? Gözümüzün önünde buna rağmen 1000 dolap çeviriyoruz. Birbirimizin kuyusunu kazıyoruz. Birbirimize küfrediyoruz. Birbirimize hakaret ediyoruz. Her birimiz ötekinin elinden dünya ve ahiretini almak için 1000 takla atıyoruz. Hazreti İsa'yı öldürmeye niyetliydiler. Hazreti İsa'ya 30 yaşında peygamberlik geldi. 3 yıl yaşadı. 30 yaşında. Bir gün havarilerini topladı. Onlarla yemek yiyecek. Son yemek. İsa aleyhisselam. İlginçtir. Bir gün bir Yahudi der ki Hazreti İsa'ya, beraber yolculuk yapayım mı seninle? İsa dedi ki, peki ama sadık ol dedi. Olurum dedi adam. Bir yere gittiler. 3 yufka aldı Hazreti İsa. Birini kendi yedi, birini adama verdi, birini bıraktı. İsa tepenin etrafını dolaşırken geldi baktı ki 3. yufka yok. 3. ekmek. Dedi kim yedi bunu? Adam dedi vallahi ben görmedim dedi kim yemiş. Hazreti İsa bir şey söylemedi. Biraz sonra gezerlerken Hazreti İsa bir geyik gördü. Geyik. Geyiği yakaladı, kesti, kızarttı, yediler. İsa ile o adam, o Yahudi. Sonra Hazreti İsa geyiğin bütün kemiklerini bir araya getirdikten sonra İsmi azam hürmetine Allah'ın ismiyle diril dedi. Geyik dirildi ve kaçtı. İsa döndü. Şu geyiği dirilten Allah'ın adına sana soruyorum. O yufkayı kim yedi? Bilmiyorum dedi. Ben yemedi dedi. Hazreti İsa bir şey söylemedi. Biraz sonra geldiler. Bir nehir vardı. Nehirden geçmeleri gerekiyordu. Hazreti İsa adamın elinden tuttu, suyun üzerinden yürüdüler. Karşıya geçtiler. Hazreti İsa döndü, dedi ki Allah'ın adına soruyorum sana, o yufkayı kim yedi? Bilmiyorum ki dedi. İnanız ki bilmiyorum dedi. Hazreti İsa bir şey söylemedi. Sonra bir kumluk tepeye geldiler. İsa kumluk tepede kumları biriktirdi, 3 kum kümesi yaptı. Sonra elindeki bastonu dedi ki Allah'ın izniyle altına dön dedi. Kumlar altın oldu. 3 kum tepesi. Hazreti İsa dedi ki bu tepelerden, bu kum tepelerinden, şu altınlardan biri benim, biri senin, öteki de yufkayı yiyenin. Ben yedim dedi, ben yedim dedi. Demin inkar ediyordu. İsa dedi üçü de senin olsun. Benimle dostluğum bitti. Sonra yürüdü. Bu adam bütün o altınları topladı. Giderken 2 eşkıya adamın yolunu kestiler. Dediler ki bütün bu altınlar bizim. Adam yalvardı yakardı İsa'nın yol arkadaşı. Bu altınlar çok üçümüzün dedi. Peki dediler. Altınları 3'e böldüler. Hazreti İsa'nın arkadaşı dedi ki onlardan birine sen bize köyden biraz ekmek getir. Yemek getir. Biz yemek yiyelim sonra herkes altınını alsın gitsin. Peki dedi adam.
O eşkıyalardan biri köye gitti ekmek almak için. Köyden gelirken ekmeklerin içine zehir kattı. Dedi ki bu altınları niye paylaşayım ki? Benim arkadaşımla İhsan yol arkadaşı bu yemeği yesinler ölsünler. Bütün altınlar bana kalsın. O gelirken İhsan'ın yol arkadaşı ile o ikinci eşkıya da şöyle düşündüler. Arkadaşımız yemeği getirince onu öldürelim, onunkini de paylaşalım. Adam gelince Hazreti İhsan yol arkadaşı ile Yufkayyen ile diğer eşkıya arkadaşın üzerine atladılar, onu boğdular. Sonra yemeği yediler. Üçü de öldü. Hazreti İsa biraz sonra oradan döndü. İşte dedi arzu ettiğiniz dünya budur işte. Öyle diyordu Hazreti İsa. Allah'ın büyük peygamberi sonsuz selam Muhammed peygamberimize ve Hazreti İsa üzerine olsun. Affet ziyanım benim, halim yaman Allah'ım. Affet ziyanım benim, halim yaman Allah'ım. Refet ziyanım benim, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım, refet ziyanım benim. Medet aman Allah'ım, halim yaman sultanım. Ümmet et Habibine, gönüller tabibine. Ümmet et Habibine, gönüller tabibine. Rahmeyle garibine, medet aman halim yaman sultan, rahmeyle garibine, medet aman Allah'ım, halim yaman sultan. Medet ya Rabbel alemin, sen yarattın Cemalim göster.
azadeyle, cemalinle şadeyle. Aşkı azadeyle, cemalinle şadeyle. Kulum diye yadeyle, medet aman Allah'ım. Halim Yaman Sultan, kulum diye yadeyle. Medet aman Allah'ım, Halim Yaman Sultanı. Evet sevgili hocam, Mustafa hocamın ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Efendim kısa bir aramız var. Çok kısa 4 dakikamız var. Sonra hem sevgili izleyicilerimizden soru hem de şu 19, şu 10, 13 rakamı ve benzeri Allah'ın 99 isminin efendim 99 olmasında bir özellik var mı? Bunları konuşacağız. Dualarımız var ama bir 4 dakika sonra efendim inşallah. Astral seyahat nedir ve kimler bunu yapabilir? Astral seyahat esnasında ruhun bedene dönmeme durumu var mıdır? İnsan uyku halindeyken ruhu başka yerlere gidebilir mi? Ruh çağrılır mı ve kimler neden ruh çağırırlar? Hazreti İsa'nın ruhu başka bir insanın bedeninde mi? Dinimiz ruhlar alemini nasıl değerlendiriyor? Az sonra... 13 ve 7 sayılarının sırları nelerdir? 13 rakamı uğursuz sayılırken 7 rakamı neden uğurlu sayılıyor? Batı'da 13 sayısı neden sevilmiyor? Kur'an-ı Kerim'de 7 sayısının ayrı bir yeri var mı? İslam dini rakamları nasıl yorumluyor? Az sonra... Selamların en güzeliyle yeniden beraberiz. Mesut Şimşek kardeşim yanımızda. Biraz onun güzel ilahisiyle hoş geldin Mesut. Konuşacağız. Tabii Pekerler burada ve izleyicilerimiz buradalar ama önce tabii bu sayılarla ilgili dinin bakışı ne? Onu biraz sonra konuşacağız tabii ki. Ama önce bir iki dua paylaşalım sizinle gecenin bu saatinde. Özellikle görünmeyen varlıklara karşı bir duamız var. Hazreti Peygamber'in özel okuduğu dualar var. Onu paylaşalım sizde elinize kaleminiz, kağıdınız. Efendim o duaları paylaşalım. Önce Peygamberimizin dilinden bir dua var. Nimet gitmesin diye yani gelen bir dua. Çocuk nimettir, mal nimettir, sağlık nimettir. Değil mi? Hepsi nimettir. Auzu Allahümme inni auzu bike min zevali nimetike ve tahavvili afiyetike ve fuc'etin nikmetike ve cemi'i sahatike. Bu bir dua. Anlamı şu, Allah'ın verdiği nimetin yok olup gitmesinden, lütfettin afiyetin, sağlık yani, sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. İmam Müslim rivayet ediyor, Ebu Davud rivayet ediyor bu hadisi. Evet, yani gelen nimetin elimizden gitmemesi için sağlık. Bunu sık sık söylemek lazım, devam. Çünkü en büyük nimetlerden biri iman, ikincisi sağlıktır. Kişi sağlığını kaybettikten sonra kıymetini anlıyor. Ama gittikten sonra değil mi? Yani artık söylenecek bir şey yoktur. Onun için de, hayattayken insan o beş nimetin farkına varmaz. İşte gençliğin, efendim sağlığın, bunlar gittikten sonra kıymetini anlar ama yapacak bir şey yok. Evet, Bismillah, auzu bi izzetillah ve kudreti min şerri ma ecidu ve min şerri veca'i haza diye dua edilebilir. Yine Hazreti Peygamber vücudundaki bir ağrıya karşı okumuş olduğu bir duadır bu. Allah'ım, Allah'ın adı ile şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım diye
Hazreti Peygamber elini ağrıyan yere koyar ve öyle dua ederlerdi aleyhissalatü vesselam. Efendimiz bu duayı da sizinle paylaşmış olduk ve geçim sıkıntısına dair de Hazreti Peygamber'in yine şu duası, onu da okuyabiliriz. Geçim derdine, problemine karşı sıkıntımız gitsin diye. Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, yani sıkıntıda olanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah'ım, sen bana merhamet edersin. Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et diye Yüce Allah'a, onun büyük rahmetine sığınalım ve Yüce Allah'tan efendim sağlık dileyelim inşallah diyorum ve hemen sorularımız sizinle başlayacağız. Peki buyurun. Başlıyoruz. Merhaba hocam. Ben Allah'ın 99 isminin nedenini soracağım. Neden 99? 99 rakamının bir sırrı var mıdır? Evet, teşekkür ederim. Allah'ın 99 ismi doğrudur. Allah'ın 99 ismi vardır. Ayet-i kerimede güzel isimler Allah'a aittir. Onu o isimlerle çağırın diyor. Hadislerde de Allah'ın 99 ismi var. 100 eksik 1 diye geçiyor. Kim bunları ezberler ve söylerse efendim cennete girer. Değil mi? Men ahsaha dakhala'l cenne. Kim Allah'ın bu isimlerini söylerse, sayarsa cennete girer. Tabi sadece okumak mı acaba, yoksa onların gereğini yerine getirmek mi? Allah'ın Alim ismini, işte efendim Fettah ismi var Yüce Allah'ın sıfatları. Yani aslında 99 hadiste 99 sayıyor ama Kur'an-ı Kerim'de sıfatla beraber gelen Allah'ın esması vardır. Rahman ve Rahim gibi dışında efendim cümle halinde gelen Allah'ın esması vardır. Ramazan'da ben bir ara bunları vermiştim. Bunlarla ama seslenmek son derece güzeldir, nimettir. Peki 99'un bir sırrı var mıdır? 99'un bir sırrı yoktur. Allah 99 ismi bize bildirmek istemiş ve biz de 99 ismini söylüyoruz. Çünkü Allah'ın isimlerinin sırrı 99'la ilgili değildir. Yüce Allah'ın isimleri bundan çok daha fazladır. Çok daha yücedir. Yani Yüce Allah'ın birçok ismi vardır. Yani 99'un üzerinde ismi vardır. 99'la bunu sınıflandırmak son derece tehlikeli ve son derece yanlıştır. Çünkü Allah'ın isimlerinin bir sonu yoktur diye ifade edeyim hemen sizlere efendim. Yüce Allah'ın, mesela örnek vereyim sizlere. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber namazlardan sonra. Kaç ediyor? 99, değil mi? Yani bunlar hepsi 33'ler, 3'ün katları. Peki o zaman hocam bu da 99, bu da 99. Aslında Hazreti Peygamber bu sıralamayı bozuyor. Bak nasıl bozuyor? Bunlardan böyle bir şifre çıkarmanın, bir şeyler çıkarmanın yolunu kapatıyor Peygamberimiz. Nasıl kapatıyor? Diyor ki kişi yatağına yöneldiğinde 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, kaç defa Allahu Ekber diyecek? 34 defa. Böylece 99'u 100'e tamamlıyor Hazreti Peygamber. Böylece bu sayısal ölçüyü Resulullah bozuyor. Diyor ki 99 değil 100'e tamamla Allah'ın zikrini. Bu nedenle de bunlara takılmak, yani neden acaba 99? Ya Allah öyle istemiştir ondan dolayı. Buradan bir çıkarıma girmek son derece sakıncalıdır, doğru değil. Ben o tür şifrelere inanmıyorum, çok da itibar etmiyorum. Siz de buyurun. Bir de ruhlar var mıdır? Ruhları herkes görebilir mi veya herkese görünürler mi? Tabii ruhlar vardır ama ruhların yeselunuke anir ruhi kulur ruhu min emri rabbi ve ma utitu minel ilmi illa kalila. Kur'an-ı Kerim söylüyor ona, sana ruhu soruyorlar, ruh neyin nesidir, nasıldır? De ki Allah'ın emrindendir ve onun o konuda bana çok az şey verilmiştir diyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ruh hakkında konuşurken, bu nedenle ruh hakkında bir şey söyleyebilmek çok zordur. Ama vücuda hareketlilik veren, canlılık veren ruhtur.
Çünkü vücut yaratılır. Önce anne rahminde de vücut yaratılır. Sonra Allah ruhu üfürür. Hazreti İsa yaratırken de önce ruh üfürülmüştür. Hazreti Adem topraktan yaratıldıktan sonra da en son olarak ruh üfürülmüştür. Ruh canlılık sebebidir. Ama ruhun şekli var mıdır? Bizim bildiğimiz ruhun şekli hakkında konuşmak sakıncalıdır. Bazı görüntüler oluyor işte. Bazı efendim internet sitelerinde görüyorsunuz. Ruha ait görüntüler vardır. Bunlar hiçbiri bizi bağlamaz. Hiçbiri bağlayıcı değildir. Bunların hiçbiri ruhu tasnif etmez, ruhu anlatmaz. Ama şunu iyi biliyoruz. Öldükten sonra kişi vücudunu en son ruh terk eder. Yani ölüm olayı ruhun vücudu tamamen terk etmesidir. Mesela bu astral seyahat dedikleri şeyde vücudu ruh tam terk etmiyor. Ama tam terk ederse ölüm olayıdır zaten bu. Fakat kişi mezara gömülünceye kadar bir süre içerisinde insan vücuduyla ruhu arasında bir bağlantı devam ediyor. Bir bağlantı, bir irtibat devam ediyor. Nihayet kişi mezara gömüldükten sonra o irtibat sona eriyor. İşte bu manyetik alan, bu irtibat ruhtur. Ama nedir, nasıldır? Bu konuda konuşmak yanlış. Bu konuda resim, internet sitelerindeki resimlere itibar etmek son derece sakıncalı bir noktaya bizi götürür. Biz ruhun varlığına inanıyoruz. Ama ruh konusunda Kur'an-ı Kerim'in dediğinin üzerine bir şey söylemeyiz. Çünkü ruh konusunda Hazreti Peygamber çok az şey söylemiştir. Ruhların haberdar olduğundan, eziyet çektiğinden veya nimet gördüğünden Resulullah bahsediyor. Fakat ruh şuraya gider, buraya gider, şunu yapar, bunu yapar, şuraya gider, buraya çıkar gibi şeyler söylemek sakıncalıdır ve doğru değildir. Ruhla ilgili konuşuruz ileride daha çok. Siz de buyurun. Hayırlı geceler hocam. Sağ olun size de. İsteyen herkes astral seyahat yapabilir mi? Evet, astral seyahat dedikleri şey yani kişi, yani bazı kişilerin bu konudaki tecrübelerini okudum. İşte yatağına yatıyor, ruhunun vücudundan ayrıldığını, başka yerlere doğru gittiğini zannediyor. Ve işte buna bir seyahat, aslında benim tavsiyem bu konuda yatağınıza uzandığınızda astral seyahatle uğraşacağınızda Allah'ın zikriyle uğraşın. Allah'ı anın, Yüce Allah'ın ismini tekrar etmeye gayret ediniz, terennüm etmeye gayret ediniz. Böyle şeylerle meşgul olacağınıza hayırlı şeylerle meşgul olun. Allah'ı zikredin, Fatiha okuyun, İhlas okuyun, Felak okuyun, Nas okuyun, La ilahe illallah deyiniz. Allah'ı anarak uyumaya çalışınız. Benim tavsiyem bu. Çünkü uyku halinde, uyuma halinde kişinin ayeti kerimede var zaten. Kur'an-ı Kerim'de bu söyleniyor, ifade ediliyor. Ölenlerin ruhları, uykudakilerin ruhları, vücutlarını kısmen terk eder. Yani ruh vücuttan kısmen çıkıyor. Ama ruh eğer vücuttan tamamen ayrılırsa ölüm olayıdır bu. Ölüm meydana gelir. Cenab-ı Allah bir kısmınızın ruhunu alıyorum, sonra tamamen alıyorum ve ölüm olayı gerçekleşiyor. Can vermek istediklerimin ise ruhlarını vücutlarına iade ediyorum. Vücut ruhlan çıkıyor, ruh vücuttan ayrılıyor, değişik alemleri dolaşıyor. Ama vücutla olan, işte Zümer suresinin 42. ayeti buna işarettir. Allah ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de uykusunda iken canlarını alır da, ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Tekrar geri iade eder. Rüya olayı budur. Yani vücut uyuyor ama ruh vücuttan kısmen ayrılıyor. Ruhun vücutla bağlantısı devam ediyor. Çünkü tamamen ayrılsa ölecek zaten. Bazı insanlar uykudayken ölüyor diyorlar. Gecelerini ölmüş diyorlar, işte ölüm olayı. Bazı insanlar için ise ruh vücuttan ayrılıyor, geziyor. Rüya olayı budur işte. Reenkarnasyon da bundan kaynaklanma. Hani reenkarnasyonu diyorlar ya, reenkarnasyon neyin nesidir? İşte reenkarnasyon bu. Adam bir müddet sonra diyor ki ben diyor işte 1900 yılında Eskişehir'de yaşamıştım diyor. Ben diyor işte Napolyon'un ruhuyum diyor. Öteki diyor ben Züleyha'nın ruhuyum diyor. Öteki diyor ben Churchill'in ruhuyum diyor.
Öteki başka bir şey söylüyor. Kimse kimsenin ruhu değildir. Kimse kimsenin ruhu değildir. Mikrofonu alırsanız tabii konuşabilirsiniz. Kimse kimsenin ruhu değildir. Allah bir vücut ve bir ruh yaratmıştır. Vücut ölünce ruh belli bir aleme doğru gider. O alemde, berzah aleminde beklemeye devam eder. Peki bu rüyala, rüyadan sonra veya gerçek hayatta ben daha önce burayı görmüştüm. Mesela bir yere gidiyorsunuz, ben burayı görmüştüm diyorsunuz. Veya birini görüyorsunuz, ben sizi görmüştüm daha önce. Tanışmıştık sizinle diyorsunuz. Bu ya ruhlar aleminde, ruhlar yaratılırken tealüf eder bazı ruhlar, karşılaşır. Hani Allah ruhları yarattı ya önceden, kainat yaratılmadan önce. Ben siz Rabbiniz değil miyim dedi. İşte o dönemde insanlar birbirini görmüş ruhları, dünyadayken birbirini sever o insanlar. Birbirini görünce yakınlık, kanım ısındı diyor. Kan oradan ısınıyor işte. O ruh aleminde yaratılmış olan insanların birbirini görmesi, uyuşmasıyla kan ısınıyor. Bazı insanlar soğuk davranıyor, onlar tealüf etmemiş, yani ısınmamış ruhlardır. Dünyada birbirlerini gördüklerinde birbirlerinden gıcık olurlar diyor ya, sana gıcık oldum diyor. Senden nefret ettim diyor, rahatsız oluyor. İşte o tür ruhlardır. Bazı insanlar rüya aleminde dolaştıkları şeyler, rüyadan uyandıklarında beyinlerinin bir tarafına odaklanır. Bir hücreye, hani o telefondaki çip gibi yani, internetteki çip gibi oraya bir yere odaklanır, zamanı gelince ortaya çıkar. Ben bunu yaşadıydım der. Onun için İslam'a göre reenkarnasyon bir uydurmadır, yalandır, doğru değildir. Reenkarnasyon temelde, yani bir ruhun birçok vücuda girip olgunlaşması ve kemale ermesi anlayışı ahireti inkar esasına dayanmaktadır. Biz itibar etmiyoruz. Ama ruhların bu şekildeki rüyadayken dolaşıp tekrar geri gelmesini Kur'an ayeti göstermiş olduğu için buna inanıyoruz efendim. Bir soru daha vardı herhalde, sizin miydi? İyi akşamlar. Sağ olun. Cenab-ı Mevlam en çok hangi cümleyi söylemekten hoşlanır? Hani Allah, la ilahe illallah. Yani Cenab-ı Allah değil, biz hangisini? Evet. Allah'ın hangi ismiyle? Hangisini daha çok anlamış. Efdalu zikri la ilahe illallah, efdalu duayı elhamdülillah. Peygamberimiz onu söylüyor. Yani Allah'ın en sevdiği zikir, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. En güzeli budur. Zikirlerin en güzeli bu. Duaların en güzeli Allah'a hamdolsun bu kelimedir. Onun için kullar bunu söylediğinde, yani biz la ilahe illallah, elhamdülillah, Allahu Ekber dediğimizde Yüce Allah'ın en sevdiği, en beğendiği sözleri söylemiş oluruz. Cenab-ı Allah'ın en sevdiği selamlama tarzı da Esselamu Aleyküm'dür. Değil mi? Cennet ehlinin kendi aralarındaki selamı odur. Onun için Medine'ye ilk gelen birisi Resulullah'a diyor ki, İşte sana diyor, işte şöyle olsun böyle olsun, yani bir tür selamla selamlıyor. Hazreti Peygamber hayır diyor, biz o selamı bilmeyiz. Biz Allah'ın selamı üzerinize olsun, Esselamu Aleyküm'ü biliriz. Subhanallah, Elhamdülillah, La Havle ve La Kuvvete İlla Billah, La İlahe illallah, Esselamu Aleyküm. Bütün bunlar Allah'ın en sevdiği Allah'ı zikirleridir. Bunlardan herhangi birini yaparsa kişi büyük nimet kazanır. En çok hadis kitaplarında geçen zikir tarzı Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Subhanallah, Allah'ı tesbih ederim. Bütün eksikliklerden Allah uzaktır. Hamd Allah'a aittir. Allah'tan başka ilah yok. Allah en büyük olandır. En çok bu sözleri söylemeliyiz. Hocam, ben sizin hiçbir programınızı kaçırmıyorum. Size bir soru soracağım. Ben şimdi namaz kılarken ya telefon çalıyor ya kapı çalıyor. Kalkıyorum, onları kaçırmayayım diye onlara cevap veriyorum. Bu sefer nerede kaldığımı unutuyorum namazda. Yeni baştan yapıyorum. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Namaz bozulur zaten. Bozulunca yeni baştan yapıyorum. Tabii, sen bozuldu onlara, diye. Sen onlara cevap vermeyeceksin. Şöyle düşün. Telefon çaldı ya. Çok acil olan biri zaten yine 10 dakika sonra bir daha arar, 5 dakika sonra bir daha arar. Aramayacak olan da aramasın zaten. Demek ki çok istekli aramamıştır. Ama gerekli olan kapıya da gelir, kapıyı da çalar.
eğer namazı durup dururken bozmayınız. Çok önemli bir hadise varsa, Allah muhafaza etsin, bir kaza, bir bela, bir sıkıntı, çok önemli bir olay varsa namazı bozarsınız. Mesela çocuk yürüdü, sobaya karşı yürüdü. Namazı bozarsın hemen, çocuğu alırsın, namaza devam edersiniz. Ama eğer namazı bırakmış, telefona alo, kimsiniz, kimi arıyorsunuz, bir de 15 dakikada sohbet etmişseniz, namaz diye bir şey kalmaz ortada. Yani bozduğun namaz gider ama daha önce kıldıkların durur. Onlar yeniden başlamaya gerek yok. Bozduğun namazı yeniden kılmamış gibi kılarsınız ve ondan sonra efendim konuşmaya devam edersiniz. Buna dikkat ediniz. Çok önemsiz şeyler için namazı bozmayınız. Hatta şunu yapın derim ben size. Namazdayken cep telefonunuzu hani kenarda duruyor ya, sessize alın. Özellikle camiye gidenler ve benzeri yerlerde sessize almak lazım. Namazı bitirdikten sonra açarsınız tekrar. Gerekirse dönersiniz inşallah. Soru olan var mı başka? Peki. Hocam hayırlı geçerler. Sağ olun. Sizi çok seviyorum. Her çok haftada sağ seyrediyorum. Bugün özellikle sizin için kolum geldim yani. Hocam şeyi merak ediyorum ben. Demince ağladım, çok etkileniyorum. İlahileri de seviyorum ben dinlemeyi falan. Bu ani ölüm. Hani diyorlar ya, birdenbire gelen ölüm iyi değildir. Hani yatakta üç gün yatma veya çok hani hastalanıp da bir şekilde. Ben onu çok merak ediyorum. Sebebi nedir? Peki. Bunu öğrenmek istiyorum. Peki, güzel bir soru. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Mevtül fuc'eti diyor Peygamberimiz. Sorunuzun cevabını veriyor Peygamberimiz birebir. Sanki ona sormuşsunuz, cevap veriyor size. Mevtül fuc'eti tuhfetül mu'min. Anlamı şu: ani gelen ölüm Müslüman için bir hediyedir diyor. Kötüdür demiyor. Hediyedir diyor. Niye? Çekmeden öldü adam. Ama kim için? Müslüman için. Hangi Müslüman? Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı bilen. Çünkü niye? Tövbe etme imkanı bulmadan öldü. Kazada bir anda gitti. Daha önce nasıl inanıyorsa onun üzerine dirilecek. Onun için problem yok. Ama kötü bir insan, günahkar, berbat, acayip bir adam, eşkıya, herkesi sömürüyor, alıyor parasını, herkese eziyet ediyor. O adam için ani ölüm problemdir. Niye? Tövbe imkanı bulamadı çünkü. Halbuki birkaç gün hasta yatsa, elini açar, ya Rabbi beni affet, beni mağfiret et, bana nimet ver diye belki yalvarabilir. O adam için ani ölüm iyi değil ama gerçek bir Müslüman için ani ölüm bir hediyedir, Allah'ın bir hediyesi. Müslümanın çektiği hastalık da ona Allah'ın bir hediyesi olabilir. Olaylara biraz da öyle bakmak gerekiyor. Efendim buyurunuz. Hocam şey soracağım. Tabii ki. Kıbleyi bilmeden namaz kılıyorsun. O namazın kabul olur mu, olmaz mı yani? Şimdi kıbleyi araştırmak lazım. Yani bir yere gittiğimizde kıble nedir diye araştırmak lazım. Kıbleyi bulamadığımızda sormamız lazım. Söyleyeceğim. Hepsi söyleyeceğim ama tabii, öncesi bunlar gerekiyor. Sayılır mı sayılmaz mı onu bilmiyoruz. Söyleyeceğim. Önce kıbleyi sormak zorundasınız. Yani ben bilmedim, kıldım değil. Orada insan varsa soracağız. Efendim söyleyeceğim. Biraz sabır. Soracağız önce. Ben yolunu söylüyorum önce. Önce soracağız. Araştıracağız. Sonra işte gökten, ağaçların durumundan, şuradan buradan bazı işaretler gerekiyor. Onlarda mesela güneşi sol tarafımıza aldığımızda kıble tarafına dönme imkanımız, ihtimalimiz daha çoktur. Bütün bunlara rağmen dedin ki muhtemel kıble budur. Namazını kıldın. Bundan dolayı sorumlu olmazsın. Çünkü fevelli veceke şatrel mescidil haram. Mescid-i haramın yönüne doğru dön ayettir ama fe innema tüvellü fesemme vecullah. Nereye dönseniz dönünüz, Allah'ın yönü oradadır. Bu ayeti kerime de bize çözemediğimiz zamanlarda, çaresiz kaldığımız zamanda kılınan namazın makbul olduğunu gösteriyor. Ama diyelim ki öğle namazını kıldın, sonra dediler ki sana 10 dakika sonra, 15 dakika sonra biri geldi, dedi ki hanımefendi yanlış yere namaz kıldın, namaz buraya döneceksin, vakit geçmeden o namazı kılmak zorundasınız, iade etmek zorundasınız. Aksi takdirde namaz makbuldür inşallah. Hocam namaz kılarken çocuğun namazın önünde geçse o namaz bozulur acaba? Hayır, namazı bozmaz çocuğun geçmesi.
Namaz çocuğun geçmesi, çocuğun sırtınıza çıkması, kucağınıza oturması, belinize sarılması, yani namaz içinde. Bunların hiçbiri namaza zarar veren haller değildir. Çünkü Hazreti Peygamber namaz kılarken Hazreti Peygamber'in sırtına torunları Hazreti Hasan ile Hüseyin çıkıyordu. Hazreti Peygamber oynamalarına müsaade ediyordu. Hatta namazdayken Resulullah'ın iki ayağını arasından geçmişlerdir. Yani iki ayağını arasından böyle zorlayarak geçmişler. Resulullah da bir şey söylememiş onlara. Demek ki çocuğun geçmesi namazı bozmaz. Büyüğün geçmesi de namazı bozmaz. Ancak namazın sevabını azaltabilir. Onun için bir önümüzden geçecekse namazdayken ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir daha göstereyim. Namaz kılıyorsunuz değil mi? Özellikle biri geçtiği zaman bir erkek kardeşimiz elini şöyle uzatacak. Geçme buradan. Ona engel olmayacak. İtmeyecek. Geçmeye demeyecek ağızla. Sadece elini uzatacak. Ben namaz kılıyorum. Buna rağmen geçerse de artık sorumluluk ona ait. Bazı hallerde engel olmak mümkün değil. Cemaat çok kalabalık, izdiham var. Bu gibi hallerde olabilir. Kişi bundan dolayı günahkar olmaz, sorumluluk sahibi olmaz. İnşallah. Hocam, evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam, oğlum gençken vefat etmiş 20 yaşında. 2 sene hasta kaldı. Ben çok üzülüyorum, çok ağlıyorum. Sen ne diyorsun bana? Herkes diyor ağlama diyor. Çok günahkar oluyorsun oğlun için. Ben de ona üzülüyorum diye hocama soracağım, gideceğim. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ ol hocam. Ne zaman vefat etti çocuğunuz? Vallahi 2 sene Cerrahpaşa'da yattı, 4 sene oldu. Evliydi, bir kızı vardı, 20 yaşında. Evet. Bacı, Allah seni çocuğunla ahirete bir araya getirsin inşallah. İnşallah siz ahirete gittiğinizde çocuğunuz sizi karşılayacaktır. İnşallah buna iman ediyoruz biz. Amin hocam. Bu birincisi. İkincisi, efendim çektiği hastalık dönemi ona kefarettir inşallah. O kötü hastalık çok çekti hocam. Evet, o ona kefarettir inşallah. İkincisi odur. Üçüncüsü de insanın ağlaması, bir anne olarak sizin ağlamanız son derece normaldir. Size... Ağlıyorum, herkes diyor niye ağlıyorsun diyor. Yani ölüler için iyi değil, oğlun için. Yani o bakış tarzı doğru bir bakış tarzı değil. Değil o mi hocam? Yanlıştır o. Çünkü neticede içiniz acıyor onun için. Ben de diyorum bir anayım, içim çok yanıyor. Evet, evet. Bundan dolayı sorumlu olmazsın. Senin gözyaşlarının ölüye zararı yoktur. Ne bileyim, kimisi hayır diyor ölülere çamur oluyor, hayır ne oluyor, ona üzüldüm. Hayır, hiç ilgisi diyorum, yok. Hocama gideyim bir sorayım. Hiç yok, ölü için ağlanıldığında ölü rahatsız olmaz. Ölü niye rahatsız olur? Bir insan ağlarken Allah'a isyan ederse ölü onun için üzülür. Dedi de tabii. Yani zor o da, ölüm. Genç o da, ölümleri zor oluyor. Evet. O da ölüye zararı yok. Yani ölü üzülür, haberdar olursa niye akrabalarım Allah'a isyan ettiler der. Sen içinden nasıl geliyorsa öyle hareket et. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Selam, iyi akşamlar diliyorum. Efendim, bir duamız var, paylaşacağız. Hemen görünmeyen varlıklara karşı dua, nasıl bir dua ile efendim korktuğumuz, endişe ettiğimiz yaratıklara karşı nasıl bir dua ile Yüce Allah'a yalvarırız, sığınabiliriz. Duamız budur. Ey yedi semanın, göğün ve Yüce Arş'ın sahibi olan Rabbim, her şeyin şerrinden beni koru. Cinlerin, insanların ve tabilerinin, onlara tabi olanların, onların yolundan gidenlerin şerrinden beni muhafaza buyur. Senin muhafazan ne büyüktür. Senin senan, senin övgün büyüktür. Senden başka ilah yok. Hastalığım sebebiyle düşmanlarımı sevindirme. Manevi hastalıklar da olabilir. Korku da bir hastalıktır. Kur'an-ı Kerim'i benim için şifa ve deva eyle. Ben hastayım. Sen ise şifalar ihsan edicisin. Ya Rabbi, itimat ve ümidim sensin. Senin hakkındaki hüsnü zannımı şifa kıl. Hüsnü zannım, hüsnü zan, iyi zan. Allah diyor benim hakkımda iyi zanda bulununuz. Ben kulumun hüsnü zannı üzerindeyim. Ne demek hüsnü zan? Allah beni affeder. Allah beni korur. Allah hakkında iyi düşünmek lazım. Allah beni yakar. Böyle düşünme. Allah beni korur diye düşün. Niye seni yaksın? Allah bana azap eder. Niye azap etsin? Allah hakkında iyi şeyler düşünmek lazım. Allah bunu istiyor. Evet.
Bir de bir dua daha verelim. Şeytanın ihvasına, yani şeytanın saptırmasına karşı nasıl bir küçük dua var? Efendim, Araf suresi efendim, evet. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen istiazede bulun, Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla efendim bilendir. Evet, eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni saracak, dürtecek, seni rahatsız edecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Evet, sevgili dostum bekliyor ama biraz sonra ilahini alacağız inşallah. Efendim bir dua yapalım mı beraberce? Duamızı yapalım, sonra biraz sonra döneceğiz ve ilahimizi dinleyeceğiz de beraber, ama cuma gecemizin duasını hep beraber yapalım inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve hedina ilal hakkı ve ila sıratikel müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti men ersaltehu rahmeten lil alemin. İlahi ya Rabbi, mübarek cuma gecesi ve aslında cuma sabahına doğru yürüdüğümüz şu saatlerde ellerimiz sana açık, sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Bu gecenin hürmetine, bu gecenin bereketi hürmetine, bu gece dua edenlerin duası hürmetine, sana yakaranların yakarışları hürmetine, zikredenlerin zikirleri hürmetine, sana hamd edenlerin hamdü hürmetine, sana şükredenlerin şükrü hürmetine bizleri muhafaza eyle. Günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızdan vazgeç ya Rabbi. Ya Rabbi, kul günah işler, kul kusur işler. Ama kulun senden başka gidecek tarafı, senden başka sığınacak bir makamı, melceği yoktur ya Rabbi. Ya Rabbi, bu gece kulun ve elçin Hazreti İsa'dan bahsettik. İlk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber, son nebi Muhammed ve son Resul Muhammed Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar geçmiş olan bütün peygamberlerin bereketi hürmetine bizleri muhafaza eyle. Bizi bütün dünya ve ahiretle ilgili korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. Bizi korkulardan uzak eyle. Bizi ümit ettiğimiz, arzu ettiğimiz, ya Rabbi lütfetsen diye dua etmiş olduğumuz bütün nimetlere ulaştır ya Rabbi. Bizi nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Bir göz açıp kapatıncaya kadar dahi şeytandan ve nefsin bütün vesveselerinden bizleri uzak eyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle, hidayet eyle ya Rabbi. Hidayet kapılarını üzerimizden mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbi, hasta kardeşlerimiz vardır. Şu anda evlerinde deva bekleyenler vardır. Ya Şafi diye senin adını zikredenler vardır. Senin adını zikredenlerin, ya Rabbi, senden şifa ver isteyenlerin hastalıklarına, hiçbir hastalığın önüne geçemeyeceği bir deva ile deva gönder ya Rabbi. Hastalara şifa nasip et. Dertlilerin derdini gider ya Rabbi. Borçlu olanların borçlarından kurtulma yollarını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sadıkların hürmetine, salihlerin hürmetine, muttakilerin hürmetine, günahsız çocukların hürmetine, alınları secdeliler hürmetine, yakaranların hürmetine ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri Hazreti Muhammed Efendimizin bereketinden, yolundan, güzelliğinden mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan, şu anda mezarında bir Fatiha'ya muhtaç olan, yok mu bana bir Fatiha gönderecek diye kapı bekleyen, dua bekleyen ölüler vardır. Onlara rahmet eyle. Bu geceki duamızdan onları haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Kur'an'daki her kelime hürmetine, her sure hürmetine ve her ayet hürmetine bütün dualarımızı kabul et. Bütün niyazlarımızı kabul et. Bizleri Hazreti Muhammed Efendimizin büyük şefaatinden, mahşer şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. Amin, amin ya mucibe sailin ve ya rahman rahimin. Allah rızası için bütün dualarımızı kabulü niyetiyle El Fatiha.
Evet. Allah Fatiha'mızı da kabul eylesin. Biraz sonra döneceğiz ve ilahimizi dinleyeceğiz hep beraber. Ama bir 4 dakikamız var. 4 dakika kısa bir aramız var. Aramızdan sonra biz buradayız efendim. Allah'ın selamıyla yeniden beraberiz. Veda etmek için beraberiz. Sevgili Mesut Şimşek kardeşimin ilahisine hemen döneceğiz. Efendim sabahleyin 8.30'da biz yine buradayız. Peşinba akşamları biliyorum çoğunuz hocam geç saate kalamıyoruz. Bu şu programı tatil günlerine daha doğrusu hafta sonlarına alsanız diye çok talepleriniz var. Biliyorum hepsini değerlendiriyorum. Değerlendiriyoruz inşallah ama bakalım inşallah. Efendim duanızı bekliyoruz ve 8.30'da sabahleyin beraber olmak üzere Allah yar ve yardımcınız olsun. Hafta boyunca nihathatiboğlu.com'dan bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Sizler de şeref verdiniz hepiniz. Teşekkür ediyoruz stüdyomuzu şereflendiren kardeşlerimiz için ve sevgili Mesut seninle beraberiz.
bahçesinden cennetin hoş bahçe.